Nasıl evliye? Ben sizi çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz tanrım. Lütfen yeniden bir araya gelin. Ne olur. Ben sizi yeniden bir arada görmek istiyorum. Evlenin. Başta anlaşamıyordunuz ama siz anlaşabiliyorsunuz. Kaç gündür ne güzel yaşıyoruz. Biz aile olunca, biz olunca mutluyuz baba. Evlenin lütfen. Ben Artemis'e geçmiş olsun demeye gelmiştim. Geçmiş olsun kızım. Siz gelmeseydiniz daha iyiydim. O nasıl söz öyle Artem? Gelsene göperim. Yok gelmeyeyim ben. Tekrar geçmiş olsun. Gülperi. Özür dilerim Kadir. Yani gelmemem gerekiyordu. Olur mu öyle şey? Tam tersi şu anda yanımda olmana ihtiyacım var. Artemis'in de sana ihtiyacı var. Annesine ihtiyacı var. Sen şimdi çocuğun yanına git, biz konuşuruz zaten sonra. Tamam. Doktor çağırsana. Dur. Hasan! Nereye gidiyorsun sen? Ne o elindeki belge? Şey değil, anam şeyi almış. Okulun için belgesini almış da yanlış almış herhalde. Ben nüfusa gideceğim doğrusunu çıkartmaya. Ne belgesi ki o? Bir şey değil Bedri, hadi eve gidin siz. Bak canlı da öksürüyor. İyi misin sen oğlum? İyiyim. Hadi görüşürüz. Hadi cücük. Küçük bir kriz diyebiliriz buna. Ama bir yandan da şüphelerimi doğruluyor sanırım. Ne şüphesi ya? Neyim var ki benim? Kızım kesin teşhis konusu konuşacağız zaten. Adı üstünde şüphe. Baban haklı. Sen dinlenmene bak Artemis'ciğim, tamam? Geçmiş olsun. Sağ ol. Keşke benim baktığım yerden kendinizi görebilseniz. Yan yana o kadar güzelsiniz ki. Yeniden evlenin lütfen. Bir tane güzel kızım. Üzüleceksin belki biliyorum. Ama bak ben sana yalan söyleyemem.
boş yere umut veremem. Bizim annenle bir araya gelmemiz artık imkansız. Neden? Artıcığım, bak biz bu kararı almadan önce çok düşündük zaten. Ya bence de o olamaz artık. Anne, ben babama bir soru sordum. Bırak da cevabımı alayım. Neden imkansız baba? Neden siz yeniden evlenemiyorsunuz? Hayır yani, bildiğim kadarıyla ikiniz de gayet bekarsınız. Nasıl yapalım biliyor musun? Ben sana anlatacağım nedenini, nasılını. Yalansız, dosdoğru bir şekilde anlatacağım. Söz. Ama önce birazcık dinlen, bir toparlan. Tamam? Bence de Arti. Hadi kapat gözlerini biraz dinlen. Sen nasıl hastasın bakayım ya? Hadi. Hadi biraz dinlen. Kadir, sen de bize içecek bir şeyler alır mısın? Aç bir tane. Hadi. Hadi hadi. Kapat gözlerini. Hadi. Vallahi aslında verdiğimiz belgelerde yanlışlık olmaz ama isterseniz bir daha kontrol edelim. Yok kesin, o bir karışıklık var o belgede. Saçma sapan şeyler yazıyor çünkü. Şimdi doğrusu çıkar. Geliyorum hemen. Nüfusta kayıtlı olduğunuz bilgiler bunlar. Buyurun Hasan Bey. Teşekkürler. İyi günler. Nasıl Artemis? Uyudu. İyi biraz. Ama doktor çağırıyor bizi. Odasına görmek istiyormuş. Kesin Blumia diyecek. Dur bakalım canım. Belki de demeyecek. Gel sakin olalım. Efendim Hasan? Neredesin? Artemis fenalaşmış okulda. Hastanedeyiz. Şimdi doktoruyla konuşmaya gireceğiz. Ne? Hangi hastane? Eline sağlık kardeşim. Afiyet olsun. Abi, en son ne zaman uyudun sen? Ne bileyim, günüm gecem belli mi sanki Karay? Ne zaman biraz uyusam o hep yüzü geliyor gözlerimin önüne. İntikam almadan bana rahat yok. Abi adam hapse atıldı. Çekiyor işte cezasını. Ne cezası lan? Nefes alıyor hala. Rahat rahat yatıyor hapishanede. Bana hangi hapishanede olduğunu bulacaksın o. Tamam mı? Vardı senin bir iki bağlantın. Ya abi bulup ne yapacaksın? Hem seni sokarlar mı onun yanına? Sen bana bırak orasını. O herifin bana borcu var. Verecek bir canı var. Ben halledeceğim nasıl olacak. Nasıl yatsın? Şöyle arkana koyayım Yakup Bey. Ya eğil, eğil, eğil. Vazgeçtim, yatmayacağım. Ya öyle olmaz ya, sırtına iyice şey yap, bir battaniye ört. Ya bu kızım istemeyeyim, istemeyeyim. Boş verin bunları. Anlatın bakalım. Ne olmuş Eyüp'e? Ne diye doktorlar? Akıl hastanesine yatırıyorlarmış. Devamlı uyutuyorlar. Uyanınca da Gülper'i de Gülper, Gülper'i de Gülper. Gülper'i mi? Hala Gülper'i mi? Beter olsun.
Öyle deme Yakup Bey'im. Allah korusun. Allah babam. Ben de çok üzüyüm abime. Hem nasıl? Allah Allah. Neticede canımdan yani. Allah Allah aldı geldi hastanede. Ağır depresyon dedi doktor. Aklı zaten uçmuş gitmiş. İçim bir fena oldu ya valla. Görsen senin de için yanardı be babam. Gerçi giderik ya. Ha? Giderik değil mi babam? He. Gideyim de saydırsın yüzüme yüzüme. Karşımdaki babamdır, atamdır demeden. Haddini bilmez. Bundan sonra Eyüp aşkım ne ölüme ne dirime. Bitti gitti. Kusura bakma da baba, düşmanlık edici biri varsa o da abim. Ettiklerinin sebep olmadı mı her şeye? Anama da dedim, sana da diyeyim. Hep mi biz suçluyuz ya? Hiç kendi yaptıklarınıza bakmayınız. Neye böyle oldu bu aile? Neye böyle olduk biz? Bir düşünün. Az da kendinizi arayın kabahat. Azıcık. Azıcık. Kızımız nasıl bulimik olur Kadir? Sakin olalım. Şu hastalık neymiş ne değilmiş iyice bir öğrenelim, araştıralım. Üstesinden geleceğiz. Psikolog bir görüşsün. Tan asıl sorunu bir tespit etsin bakalım. Sorun belli. Boşanmamızı atlatamadı. Baksana elinden eğlenin diye neredeyse yalvaracak. Biliyorum. Artemis'e de söyledim zaten. Bir daha beraber olmamız imkansız. Çünkü sen Gülperi'ye aşıksın. Şimdi konu yine buraya mı geldi? Hayır, kötü bir şey söylemeyeceğim. Çok zor oldu ama ben bunu kabul ediyorum artık. Umurumda bile değilsiniz ama kızım... Kızım için her şeyi yapabilirim ben. Seninle evlilik oyunu oynamaya bile razıyım. Yeter ki bu hastalığı yensin. Saçmalama. Oyun oynayarak bu hastalığın üstesinden geleceğimizi mi zannediyorsun? Evet. En azından iyileşme sürecinde. Biz barışmışız, mutluymuşuz, iyiymişiz gibi yapabiliriz. Onun da morali yükselir. Şeyma. Olmaz öyle şey. Oyun oynamayacağız. Sana bir şey söylemem lazım. Evlendim ben. Gülperi ile evlendik. Söyleyecektim sana fırsat olmadı. Sakın Artemis'e bir şey söyleme, tamam mı? Ne yaparsanız yapın ama saklayın, bilmesin, anlamasın hiçbir şeyi. Şeyma, kızımızın sorunu zaten gerçeklerle baş edememek. Kızımızın gerçeklerle baş etmeyi öğrenmesi gerekiyor artık. Anlamıyor musun?
Yok artık oyun boyun, yalan malan yok. Psikologla bir görüşsün, ona da danışırız. Sonrasında bir konuşacağım onunla, evli olduğumu söyleyeceğim. Ki artık bizimle ilgili hayaller kurmayı bıraksın. Bundan sonraki hayatına adapte olmaya başlasın artık. Nasıl istersen. Seni de korkuttum galiba. Evet. Korktum. Merak etme. İyileşecek. Onun iyileşmesi için hep beraber elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önemli olan onun iyiliği. Evet. Onun iyiliği. Ama senin tek düşündüğün kendi iyiliğin. Değil mi? Başka bir şey değil. Ne diyorsun Hasan sen? Sen bize bunu nasıl yaptın? Niye? Sen bize bunu nasıl yaptın? Helal olsun sana. Gerçekten helal olsun. Mesleğinde bir numaraymışsın. İnsanlara yalan söylemekte, sana inanan insanları kandırmakta bir numaraymışsın. Ulan hiç utanmadın mı be? Hiç utanmadın mı bize yardım ediyor gibi yapmaya? Yanımızdaymış gibi davranmaya utanmadın mı? Senin tek derdin ananmış. Bu yüzden ben sana abi dedim. Abi dedim ben sana. Seni örnek aldım. Dedim ki okurum, avukat olurum. Kadir abim gibi olurum dedim ama hata etmişim. Evet. Evlendik biz. Sevdiğim kadınla evlendim. Doğru. Ama kimseye saygısızlık etmedim. Kimseyi kandırmadım. Ne ona, ne size, ne onun hayatına kimseye bir saygısızlık etmedim. Ben senin sözüne inanmam. Ben yalan söyleyen, arkadan iş çeviren adamın sözüne inanmam. Sevdasına hiç inanmam. Ne? İnanma. Ben seninkine inandım ama karşıma geçip kızımla ilgili bana söz verdiğinde inandım ben sana. Belki sen bile fark etmemiştin o zaman. Gözlerinde gördüm ben seni sevdanı. Aslında kendimi gördüm. Aşk. Aşk bu Hasan. Ne zaman, nerede insanın karşısına çıkacağı hiç belli olmaz. Biz annenle birbirimizi seviyoruz, çok seviyoruz. Hem de ta sizin yaşınızda başladı biliyor musun? Yıllar sonra Gülper'i tekrar karşıma çıktı. Unuttuğum şeyleri tekrar fark etmeye başladım. Aslında kim olduğumu. Sağ olsun ben annenin sayesinde tekrar keşfettim. Artemis için susuyorum. O üzülmesin diye. Ama senin bu afilli laflarına kandığımı sanma. Mahkeme bitti. Ve sen kaybettin.
Tamam abi. Anladım. Sağ ol. Haber bekliyorum senden. Abi, adam hapishanede değilmiş. Nasıl ya? Salmışlar mı? Yok abi, salarlarmış. Hastaneye sevk etmişler. Oradan da akıl hastanesine götüreceklermiş. Yırtmaya çalışıyor. Akıl sağlığım yerinde değil diyecek. Pislik. Ne zaman geçiriyorlarmış? Hangi hastanedeymiş? Demedi mi? Yani ne zaman olduğunu bilmiyorum. Hangi hastane olduğunu öğrenip haber verecek benim eleman. Abi, bir delilik yapmayacaksın değil mi? Bak bu ayıp katil sonuçta. Ne oldu? Ne oldu güzelim? Niye ağlıyorsun? Ben buradayım. Yanındayım. Niye ağlıyorsun bir tane? Hadi anlat bana. Niye haber vermedin? Ne oldu sana? Okulda bayılmışım. Beni de buraya getirdiler. Neden olmuş peki? Bir şey dedi mi doktor? Selam biraz canımı sıktı ondan. Geçti gitti zaten. Ne dedi sana? Ne yaptı sana? Hasan bak boş ver. Ben iyiyim. Hadi yardım et de doğrulayım. Hadi. Hoppa. Hasan, ya bir gün bir şey olursa, ya sen beni bırakıp gidersen, ama gitmezsin değil mi? Sen beni bırakmazsın. Ben seni bırakır mıyım? Benim kalbimden sana kurduğum köprüler sapasağlam. Hiç kimsenin gücü yetmez onları bozmaya. Ben bu kadar zaman sonra kavuşmuşum sana. Sence bize bir zarar gelmesine izin verir miyim ben? Biz bütün engelleri birlikte aşacağız. Böyle el ele alacağız hep. Sen sakın o güzel gözlerini bunlar için doldurma. Çünkü ben seni asla bırakmam. Cücük, sana anne limon yapayım mı ablacığım? Annem gelince yapar. İyi tamam, annem yapsın. O zaman ben sana tost yapıyorum. Begüm, hoş geldin. Hoş bulduk da... Burası bu kadar kötü müydü ya? Bir şey mi oldu? Yo. Bir dakika yalnız. Biz içeri ayakkabılarla girmiyoruz. Annemle sabah alışverişe gittik de eskilere yer kalmayınca sana getireyim dedim ben de. Benim kıyafetim var zaten Begüm. Kızım var var da seninkiler biraz taşkın hani işi sanki ya. Hani beraber dolaşıyoruz bari... Tarzını kurtaralım ya. Hı? Begüm. Sen bunları al. İhtiyacı olan birilerine ver bence. Daha iyi. Oldu o zaman. Başka bir şey yoksa görüşürüz. Tamam. Hadi. Ne yapmamız gerekiyormuş? Hemen iyileşmen için. Sevgisizlikten olmuş galiba. Sevgiye, aşka açmışım. Ama doktor dedi ki o Hasan adın nedir onu söyle. Seni çok sevsin, hep sevsin dedi. Hmm. Demek reçetesi bu. İyi, o zaman işimiz kolay. Sen o doktora de ki
Hasan'ın gecesi de gündüzü de benim. Beni sevmeye gelmiş dünyaya. Hasan Emre Cedem'i yazdı de. Var mı? Artıcığım bak psikologumuz geldi. Geçmiş olsun. Benim psikoloğa ihtiyacım yok anne. Benim anneme ve babama ihtiyacım var. Siz barışırsanız zaten ben iyi olurum. Siz de zahmet etmişsiniz. Yani ama benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. Ben müsaadenizi isteyeyim. Geleceğim yine. Neredesin? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Sesin niye böyle geliyor? Çok kötü bir şey var. Konuşmamız lazım. Kardeşlerin iyi mi? İyi, ikisi de iyi. Senle benim aramda. Neredesin? Söyle geleceğim. Oğlum ne oldu? Söylesene. Çok şükür. Çok şükür tansiyonun inmiş. Sen az biraz daha dinlen. Yarına menengiç kahvesi bile içersin. Bir şeycin kalmaz çok şükür. Bu çocukların canıma kastı var Fatma. Görücü. Ben fazla yaşamam. Ettiği lafa bak ya. Sebep bizmişiz onların eksik akıllı olmasına. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Bunların üçü de ağa çocuğu, ağa. Onlardaki imkan, onlardaki güç kimde var ha? Senin kıskanının üzüntünde. Sen de bileyim. Bileyim bizim yüzümüzden böyle olduklarını. Ya biz ne yaptık Fatma, ne yaptık? Bu dünyada senden âlâ, ana bulabilirler mi? Bizim doğru bildiklerimiz... Yanlışmış Yakup Bey. Kendi doğrularını bulmalarına izin vermemişiz. Bizim bildiğimizden şaşmamalarını istemişiz. Doğru yapalım derken yanlış yola gitmişiz. Ama ölmedik daha değil mi? Bundan sonrasını düzeltelim. Düzeltelim ki evlatlarımız kalan ömürlerinde mutlu mesut yaşasınlar. Biz de öte dünyaya gözümüz açık yetmeyelim. İşte o sebepten kadere gönül koymayacağız. Haklı olduğu yerde haklısın kızım diyeceğiz. Eyüp'e de darılmayacağız. Hatta gidip af dileyeceğiz ha? He? Yeniden ana baba desin diye gerekirse yalvaracağız. İyice kapat önünü. Evet, hallettim işlemleri. Çıkabiliriz artık. İyi misin kızım sen? Ha? Kalsa mıydık bir gece daha? İyiyim babacığım. Daha kaç defa söylemem gerekiyor? İyi. Hadi bakalım. Bırakayım ben sizi. Evet. Biz kendimiz gideriz. Değil mi anneciğim? Tabii kızım, gideriz. Olur mu canım? Ne uğraşacaksınız şimdi taksi falan? Bırakayım ben sizi, hadi. Ben annemle gitmek istiyorum baba. Sen de daha önemli işlerinle uğraşırsın böylece. Ne önemli işi kızım, olur mu? Senden önemli işin mi var, hadi. Yok yok, biz gideriz. Tamam kızım, sen nasıl istersen. Hadi gel. Ben şunları indireyim aşağı kadar. Hayır, gel. Hasan, oğlum ne oldu? Bana oğlum deme. Bana oğlum deme. Oğlum deme bana. Ne demek oğlum o? Hasan diye bir oğlun yok demek. Benim de Gülperi diye bir anam yok demek. Ne diyorsun? Dokunma. Önce babam şimdi de sen diyorum. İkinizin birbirinizden bir farkı yokmuş ki.
İkiniz de yalan söylermişsiniz. İkiniz de benim arkamdan iş çevirirmişsiniz. Biz de geri zekalı gibi size sevgi dilenirmişiz. Biz onca şeyi birlikte sırtlamadık mı? Onca şeye birlikte omuz vermedik mi? Ben benim anam Mert'tir sanmıştım. Biz biriz sanmıştım. Oğlum biriz tabii. Hep beraberiz, hep beraber olacağız. Ben yanılmışım. Sen de yalancının tekiymişsin. Biz bir yana, dünya bir yana derdim hep anam için, biliyor musun? Ama öyle değilmiş. Senin tek derdin, senin tek kıymetin Kadir'miş. Tek önemsediğin oymuş. Hadi git. Git kocana. Git! Oğlum ben söyleyecektim. Bugün yarın söyleyecektim zaten. Böyle öğrenmeni istemezdim. Özür dilerim. Gerçekten söyleyecektim. Zahmet etmeseymişsin. Sen zaten yapacağını yapmışsın. Aç. Aç bak, belki kocan arıyordur. Aç bak, kim arıyor, o arıyor. Kocan arıyor. Aç, tamam, aç telefonu. Tamam, aç, onunla dur. Konuş. Hasan dur, dur. Ne yapıyorsun? İşte senin bu tavırların yüzünden söyleyemedim sana. Bir de niye söyleyemedim biliyor musun? Benim oğlum duygusaldır dedim. Yeni bir sürü şey yaşadı. Altından kalkamaz dedim. Biraz bekleyelim dedim. Sonra söyleyelim dedim. Ben sadece ailemizi bir arada tutmaya çalıştım. Sen benim gözümün içine baka baka yalan söyledin. Rahat ettin mi? İçine sindin mi? Rahat uyuyabildin mi geceleri? Oğlum, dur gitme. Siz benim canımsınız. Siz benim her şeyimsiniz. Ama oğlum bak, insan kalbinde bir ortak arıyor. Bir hayat arkadaşı arıyor. Bunu en iyi sen anlarsın. Sen de aynı şeyi yaşıyorsun. Ne olur her şeyden önce kalbinle bir dinle. Ne olur yap böyle. Hala yalan söylüyorsun. Hala gözümün içine bakıyorsun, yalan söylüyorsun. Ben adamla konuştum. Geri zekalı mıyım ben? Biz çocukluktan birbirimize vurulduk dedi. Ta sizin yaşınızda aşık olduk dedi. Yalan mı söylüyor? Hayır tamam, tamam öyle oldu. Ama sonra araya hayat girdi. Sonra da bitti zaten, bitti. Bir söz verdim. Ve ne yazık ki ne sana ne babama çekmişim. Ben verdiğim sözü tutarım. Madem senin artık bir kocan var. Ben senin hayatında yokum. Bir dakika ne demek o? Gel buraya. Hayır Hasan. Bırak, gel buraya Hasan, dur. Dur Hasan. 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 Derdim olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun. Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum. Deli sanıyorlar, beni arıyorlar. Görenler var mı? Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış. Kağıda yaza yaza, hasretim beyaza. Kararı vermişim ben, ellerimse kanlıymış. Tanrı vurdu saza, ölmeden mezara. Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış. Kağıda yaza yaza, hasretim beyaza.
gitmişim ben, ellerimse kanlıymış. Tanrı vurdu saza, ölmeden mezara. Derdim olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Alsam kurban ederler kendi ömrümü senin önüne sersem. Sabah akşam secde etsem. Şimdi bilmiyorum. Yine de affedilmez. Affetmek Allah'a mahsus. Annelerin görevi anlamak, yardımcı olmak. Sen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış. Kağıda yaza yaza, hasretim beyaza. Kararı vermişim ben, ellerimse kanlıymış. Tanrı vurdu saza, ölmeden mezara. Sen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış. Kağıda yaza yaza, hasretim beyaza. Kararı vermişim ben, ellerimse kanlıymış. Tanrı vurdu saza, ölmeden mezara.